Mr. Meat, aynı Granny ve Ice Cream gibi bir korku bulmaca oyunu. Oyundaki amacımız Mr. Meat isimli kasap kılıklı korkutucu katilin esir tuttuğu genç kızı kurtarıp Mr. Meat'in arazisini terk etmek. Peki Mr. Meat kim? Ve en önemlisi, bu hale nasıl geldi? John Manson, 7 yaşında bir çocuk. Annesi ve babasıyla birlikte bir gecekonduda yaşıyordu. Ailenin ekonomik sıkıntıları yüzünden eve hep bir gerginlik atmosferi hakimdi. Annesiyle babası sürekli kendi aralarında tartışsalar da ipin ucu er ya da geç John'a da değiyordu. John ailesinden hem psikolojik hem de fiziksel şiddet görüyordu. Henüz daha 7 yaşında olmasına rağmen John'un çalışması, eve para getirmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Bu yüzden John'u okula başlatmak yerine evlerin altındaki kasaba çırak olarak verdiler. Kasap, hijyene pek önem vermeyen, işini kirli bir ortamda yapan bir insandı. Yakınlarda başka bir kasap olmadığı için bu kasabın dükkanı bölgede tekel durumdaydı. İnsanlar zorunda olmasa ondan alışveriş yapmazlardı. John onun yanında çırak olarak işe başladı. Siparişleri adreslerine teslim ediyordu. Gelen sipariş sayısı epey fazlaydı. John'un ayaklarına kara sular inmişti. Kasap John'un yorulup yorulmamasını pek umursamıyordu. Siparişler yetişmeliydi. John yorgun bir şekilde elinde poşetlerle siparişleri teslim etmeye götürürken okuldan dönen çocukları gördü. Onların yerinde olmak için her şeyini verebilirdi. Çocukları bir süre daha izledikten sonra üzgün bir şekilde yeni siparişleri almak için kasap dükkanına geri döndü. Aradan 4 yıl geçti. John 11 yaşındaydı. Hayatında pek fazla değişen bir şey yoktu. Ustası artık yaşlılığında verdiği zorluklarla birlikte dükkanı idare etmekte zorlanıyordu. John'a et kesmeyi öğretti. Artık John'un üzerindeki iş yükü daha fazlaydı. Hem eti hazırlamalı hem de teslim etmeliydi. Çocuk haliyle siparişlere yetişmeye çalışmaktan enerjisi kalmayan John, bu yeni gelişmeyle birlikte depresyona girmişti. Tüm bunlar yetmezmiş gibi dinlenmek için geldiği evden de kavga gürültü eksik olmuyordu. Ailesi John'un kazandığı 3 kuruşu sonuna kadar alıyor, yapmadığı halde onlardan para sakladığını düşünerek çoğu zaman John'a şiddet uyguluyorlardı. Aradan 6 yıl geçti. John 17 yaşındaydı. Henüz daha 20'li yaşlara gelmemiş olmasına rağmen yaşadığı yoğun stresten dolayı saç dökülmesi sorunu yaşıyordu. Kafasının bazı yerlerinde saç varken bazı yerlerinde yoktu. Müşterilere kötü gözükmemek için saçlarını sıfıra vurdu. Yoğun çalışma temposu yüzünden satır elinden neredeyse hiç düşmüyordu. John tüm gün et kesip siparişlere koşarken ustası dükkanda oturduğu yerde para sayıp John'u azarlayıp duruyordu. İşten ayrılıp eve gittiği kısa zamanda ise 17 yaşına gelmiş olmasına rağmen ailesinden şiddet görmeye devam ediyordu. Çocukluğunu elinden almaları yetmezmiş gibi John'a teşekkür etmek yerine dinlenmek için eve geldiği kısıtlı zamanda da onun sinirlerini streslerini atmak için bir kum torbası olarak kullanıyorlardı. John'un artık takati kalmamıştı. Çevresindeki bu iğrenç insanlara beslediği öfke artık taşma noktasına gelmişti. Ertesi gün sabah her zamanki gibi işe gitti. Ve eline satırı alıp dalgın olduğu bir anda ustasını sinsice katletti. Daha sonra hızlıca dükkandan çıkıp eve gitti. Ve çocukluğunu yok eden ailesinden intikamını sert şekilde aldı. John bunu yaptıktan sonra mutlu olacağını düşünmüştü. Fakat kendinde bir farklılık hissetmiyordu. Belli ki yaşadığı travmaların etkisi kalıcıydı. İntikam almak sadece bu travmaların etkisini arttırmıştı. John yıllardır yapmadığı şeyi yaptı. Sesini çıkarttı. Olduğu yerde ağzı çıktığı kadar bağırdı. Ses o kadar rahatsız edici ve yüksekti ki insanlar John ve ailesinin yaşadığı dairenin önüne toplaştı ve bir aile trajedisine şahit oldular. Polis ekipleri tarafından götürülürken bile John bağırarak garip sesler çıkartmaya devam ediyordu. John mahkeme tarafından yargılanıp reşit olduğu tarihe kadar barınması için ıslah evine götürüldü. John ıslah evinde gereksiz şekilde sürekli bağırdığı için hem gardiyanlar hem de diğer çocuklarla bir kavga gürültü halindeydi. Pedagoglar John'ı bir türlü sakinleştirip susturamıyorlardı. Aradan birkaç ay geçti. John'da hala bir değişiklik yoktu. Koridorlar onun sesiyle yankılanmaya devam ediyordu. Derken günlerden bir gün ses kesildi. Bu durumu garipseyen gardiyanlar John'ın en son görüldüğü yere gittiler. Ve neden sessizlik olduğunu çok geçmeden anladılar. Pedagoglardan biri kafasını masasına yatırmış şekilde hareketsiz duruyordu. Ve masa kırmızıya boyanmıştı. John ortalıkta yoktu. Esrarengiz şekilde ıslah evinden kaçmayı başaran John, polise hiçbir şekilde yakalanmadan kilometrelerce yürüyüp oradan uzaklaştı. John, uzun bir yolculuğun ardından terk edilmiş bir kasabayla karşılaştı. Sırayla kasabadaki evlerin hepsini ziyaret etti. Fakat hepsi yıkık dökük, barınılamayacak haldeydi. Birisi hariç. Dışarıdan sanki hala içinde yaşayan insanlar varmış izlenim veren müstakil bir ev. John içeri girdi. Koridorda biraz ilerledikten sonra bir dezenfektan geçidiyle karşılaştı. Geçide girdi fakat üzerine gaz püskürmemişti. Geçitten çıktıktan sonra terk edilmiş bir laboratuvar ve insan iskeletiyle karşılaştı. İskeletin üzerindeki laboratuvar önlüğünde Dr. Phil Clark yazıyordu. Phil, insanları farklı canlılara çevirmeyi amaçlayan bir makine üzerinde çalışan bir bilim insanıydı. Ve laboratuvardaki kapsüllerin içindeki yarı insan yarı domuz canlı kalıntılarına bakacak olursak projeyi tamamlamaya ömrü yetmemiş. John laboratuvardan çıkıp evin kilerine iner ve bir sürü yiyecekle karşılaşır. John kalacağı yeri bulmuştu.
Aradan birkaç ay geçer. Can halinden memnundur. Derken günlerden bir gün bir grup macera arayan genç Can'ın yeni evine gelir. Gençler bahçede gezerken John onları camdan fark eder. Kendisi için tehdit oluşturduklarını düşünerek kilerden kaptığı koca et parçasıyla gençlere saldırır. Gençler her ne kadar karşılık vermeye çalışsa da John kafalarına vurarak onları bayıltır. Daha sonra gençlerin bedenlerini laboratuvardaki kapsüllerin içine taşır ve düğmeye basarak makineyi çalıştırır. Ve gençler acılı bağırtılar eşliğinde yavaş yavaş domuza dönüşmeye başlarlar. Gençlerden ikisi dönüşümünü tamamlayamayarak ölür. Fakat diğer çocuk tamamen dönüşmüş ve hayattaydı. Oyun boyunca bizi sürekli kovalayan sinirli domuz. Aradan yıllar geçer. John domuzuyla birlikte yalnız başına yaşamına devam etmektedir. Bir gün Can'ın kapısını birisi çaldı. John etini eline alıp evin arka kapısından çıkarak ön kapıya doğru geldi. Kapıda bir kadın duruyordu. John sessizce kadının arkasından yaklaşıp kafasına etle vurarak onu bayılttı. Üzerini araştırıp cüzdanını buldu. Kimliğinde Emilia Clark yazıyordu. Belli ki önceden burada yaşayan bilim insanı Phil Clark'la bir bağ vardı. Emilia'yı kapının önünden alıp evin içine taşıdı. Ve biz hikayeye tam olarak burada giriyoruz. Mr. Meat Emilia'yı domuza çevirmeden önce eve gidip domuzdan ve Mr. Meat'ten kaçıp puzzle'ları çözmeli, Emilia'yı kurtarıp oyunu bitirmeliyiz.